Sandığından daha akıllı çıktı. Uzatmayalım. Ayarladığın her şey. Gürne'de kalacaksınız. Otel rezervasyonu, her şey tamam. Pasaportlar geldiğinde Kıbrıs'tan Barcelona'ya geçeceksiniz. Ondan sonra top sende. Eğer kaçıp dönmeye kalkarsa engel olacaksın. Kızım o benim, ben annesiyim onun. Niye kaçsın benden? Senin için öyle. Ya onun için? O kocaman kız. Zorla ne kadar alıkoyabilirsin ki? Ben senin yerinde olsam daha geçerli bir çözüm bulurum. Mesela... Bence kendi hikayenden hiç bahsetme. Dönerse olacaklardan bahset. Annesinin başına geleceklerden. Ya da bütün sevdiklerinin. Hatta onun. Ha. Eğer ille de dönmek isterse kendim bilir. Ya da sen bilirsin. Anne. Ya emin misin? Yani ben gitmeyi çok istiyorum da sen istemezsen. Dedeni merak etme, ben halledeceğim. Ama çok kızacak. Halledeceğim dedim Zeynep. Adnan Bey. Aa, niye açmadın? İşimiz var şimdi, sırası mı? Ne gülüyorsun be? Zeynep. Tamam, yok bir şey. Açmıyor. Açmaz tabii. Çok ayıp oldu. Öfkesi geçsin, anlayacaktır. Hem senin bir suçun yok ki. Ruh hastası, yemin ederim. Kızım sen neler karıştırıyorsun öyle? Ne karıştırıyorum anne? Neden Zeynep'e dedenin tansiyonu çıktı dedirttin? Ha, onu diyorsun. Şeyden... Zeynep'in Kıbrıs işi var. Kıbrıs mı? Anlatacağım anneciğim. Anlatacağım. Vallahi hiç anlamadım. Nedir bu? Al kuzum ye. Ay, ortalık çok fena oldu artık. Çoluğumuzu, çocuğumuzu hep dikkat etmemiz lazım. Anne, ne zaman konuşacaksın? Konuşacağım birazdan. Sen geç odun. Hayır ya, seni bırakmam. Zeynep, inadın sırası mı şimdi? Şşş. Ne konuşuyorsunuz kız, fısır fısır, kuman kuşu gibi? Ben yatayım artık. İyi geceler. Baba. Hı. Ne var? Okul yarın Zeynep'i bir haftalığına Kıbrıs'a göndermek istiyor. Eğitim için. Ne var? Ne oldu? Ne Kıbrıs'ı kız? Ay. Kıbrıs yenge. Bildiğimiz Kıbrıs, ada olan. Damla, gece gece iş çıkarma. Nereden çıktı bu Kıbrıs şimdi? Hiç. Baba.
babaya. Ne var be baba 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 baba? Alın mı ezberliyorsun? Elimiz verdi, kolumuz da kapacak. Terbiyesiz. Otursun oturduğu yerde. Okuduğuna şükretsin. Baba lütfen. Bana bak. Almayayım ikiniz de ayağımın altına. Şeye gidecekmiş. Tövbe tövbe. Kıbrıs baba, Kıbrıs. Adı olan. Sen karışma. Damlacığım. Kız başına ne işi var Kıbrıs'ta? Ya anne, kızı erkeği mi var bunun? Eğitim için gidiyor. Necmi hala konuşuyor bak. Gidecek baba. Dede ben de gideyim, hem göz kulak olurum Zeynep'e. Hiç kimse bir yere gitmeyecek, bitti. Ya yeter baba ya. Rahat bırak artık bizi. Dede ne yaptık biz sana? Niye bu kadar kötü davranıyorsun ya? Lan! Hasan, Celal'lerle hemen. Gidin zıbarın, sıkmayın canım benim. Anne gel yatalım ya. Korkmuyorum baba senden. Zeynep'i de yarın gönderiyorum Kıbrıs'a. Necmiye, al bunları buradan, elinden bir kaza çıkacak, çabuk hadi. Hadi kızım, siz içeri geçin. Burada yaşayacaksanız bu evin kurallarına uyacaksınız. Bitti. Öyle mi? İyi madem. Zeynep gitsin gelsin Kıbrıs'tan. Biz kendimize başka bir ev buluruz. Damla. Madem gitmekte kararlısın, öyle olsun. Gidene kal demek yakışmaz bize. Nereye gideceksin diye de sormayacağım. Göz görmedikten sonra kalan için Amerika'da bir, ha şuradaki sokakta bir. Madem kızınla gideceksin, hayırlı yolculuklar demek düşer bize artık. Zeynep'ciğim, al bunu, koy cebine. Dursun. Annem, gerek yok. Zaten üniversite hesabıma para yatıracağım. Kızım, dünyanın bin bir türlü hali var. Dursun. Sağ ol anne. Hadi. İner inmez ara beni, tamam mı? Merak da bırakma. Merak etme annem. Zaten üniversiteden karşılamaya gelecekler. Olsun, ara sen. Tamam. Canım. Öpeyim yenge. Ne yer öpmesi kız? Sen de ne yaptın bizi? Hadi.
iyi yolculuklar. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Allah'a emanet. Sen de Rabbim esirgesin seni. Hasan! Kız gidiyor. Hasan bak kız gidiyor. Anne tamam bırak. Zeynep hadi. Görüşürüz. Evet kendine. Sen de. Bitireceğim. İkinizi de bitireceğim. Bu dünyayı size dar edeceğim. Sen beni takip mi ediyorsun? Ne o? Rahatsız mı oldun? Ha? Rahatsız mı oldun? Bilmediğin şeyler var. Zorlama istersen. Ha? Zorlayacağım Adnan. Daha çok zorlayacağım. Daha çok zorlayacağım. Anlıyor musun? Ha bu arada eğer hala boşanmak istiyorsan Alya'yı bir daha hiçbir zaman göremezsin. Efendim Tolga. Neredesin abi? Konuşmamız lazım. Önemli. Kızınla alakalı. Biletimi aldım anneciğim. Ben ne yapacağım bir hafta sensiz? Ya anne deme öyle. Bak zaten zor gidiyorum. Bakma sen bana. Her anın tadını çıkar olur mu? Tolga! Bir haber var mı? Görmen gereken bir şey var. Ali Fırıncıoğlu'ndan bir iz buldum. Şu an İstanbul'da büyük olasılıkla. Dediğin gibi 99'da cinayete teşebbüsten yargılanmış. 9 yıl 11 ay hüküm giymiş. Sonra cezaevinde adam yaralamaktan bir 10 yıl daha yemiş. Araştırdım. Bakırköy kadın kapalı cezaevinden birkaç gün önce şartlı tahliye olmuş. Hay be. Anne. Keşke sen de gelsin. Durumumuz biraz düzelsin. Gideriz birlikte inşallah. Alev cezaevine girince bebek devlet himayesine alınmış. Sonra da evlatlık verilmiş. E kim almış bebeği? Bir isim falan bulamadı mı? Kimin evlat edindiğini kesin olarak bilemeyiz. O kısım karanlık. Bu tip bilgiler sır gibi saklanır. Kızım ağlamasana. Alt tarafı bir haftalığına gidiyorsun. Sen de ağlıyorsun ama. Ben anneyim. Anneler ağlar. Ağlarsan ben de ağlarım. Okuyamam sanırım. Tamam ağlamayacağım. Ama yine de var bir şey. Ne? Şevket Mahir. Kim o?
Olayı araştıran gazetecilerden biri. Antalya'da yaşıyor. Adam ulaştığım şekilde. Ne diyor? O dönem dava sürecini yakından takip etmiş. Aileyle görüşmeyi çok istemiş ancak kabul eden olmamış. Bir kişi hariç. Kim? Damla Fırıncıoğlu. Hadi anlaşalım. Önce seni ağlama. Önce seni ağlama. Söz dinle biraz. Ama sen bana hiç kıyamazsın ki. Kıyamam. Şevket Mahir'in dediği tek şey Damla Fırıncıoğlu'nun vicdanlı bir kız oldu. Devlet himayesinde alınan bebeği duyunca hüngür hüngür ağlamış. Kardeşim şimdi sıkı dur. Asıl bombayı söylüyorum. Bebek yetimhanede 28 gün kalmış. Yani? Yani evlat edinme prosedürü ağır işler. Bu kadar kısa sürede bebeği sadece aileden ya da birinci derece akrabalardan biri alabilir. Yanlış hatırlamıyorsam bana Damla Fırıncıoğlu'nun 18 yaşında bir kızı olduğunu söylemişti. Adnan Bey, patronum Özgür Bey'in abi. Kızımız Zeynep. Damla. Hadi gidiyoruz çabuk. Atla arabaya, atla. Tabii DNA testi olmadan kesin olarak bilemeyiz. Bu sadece bir öngörü ama mantıklı bir öngörü. Belki döndüğünde sana bir sürpriz yaparım. Yeni bir ev gibi mesela. Ciddi misin sen? Dedene ettiğim lafın altında mı kalacağım sandın? Ege'nin bir kasabasına mı yerleşsek? İstanbul keşmekeşinden uzak. Ne dersin? Vallahi okulum olmasa Allah derim anneciğim. Okul. Doğru. Nerede Damla? Bilmiyorum. Zeynep'i havalimanına götürecekti. Yolcu edecekti ama. Hangi havalimanı? Hangi uçak? Kıbrıs uçağıydı. Yani 12 demişti galiba. Uçağa bindiğinde sim kartını kırat. Kızanınkini de. Ortalık durulunca ben seni otelin hattından arayacağım. Konuştuğumuz para Barcelona'ya geçince hesabında olacak. Bir daha ne seni ne de kızını görmek istemiyorum. Dikkatli ol orada, tamam mı? Param biterse de ara. Aç kalma sakın. Tamam mı? Bırakamayacağım yoksa. Hoşça kal anneciğim. Bak ağlamak yok, söz verdim, tamam mı? Dikkat et kendine.
yerden söyle. Her şeyi biliyorum. Damla, bana neden gerçeği söylemedin? Söyle, nereye gönderiyorsun Zeynep'i? Damla, cevap ver. Gitmez. Damla. 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 Anne. Damla. Anne. Ne oldu anneme? Anne. Anne kendine gel anne. Damla. Damla.
Zeynep, kızım. Ne oldu anneme ya? 5 dakika önce hiçbir şey yoktu. Ne söylediniz, ne yaptınız da bu hale geldi? Ya kimsiniz siz, kim? Ne arıyorsunuz annemin yanında günlerdir? Anneciğim ne olur uyan anne, ne olur. İlaç sağa. Çık dışarı diyorum ya. Defol. Çıksana. Defol. Defol. Ne oldu Emre? Bilmem. Bir şeye sinirlendi herhalde. Özlem, kızım iyi misin? Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen. Gidin lütfen. Babaanne hadi gidelim, kızacak şimdi, ne olur. Alyacığım bir dakika, tamam, yok bir şey. Özlem. Kızım bir şey istersen ben aşağıdayım, tamam mı? Babaanne hadi gidelim. Ya akmasın, tamam gidelim ne olur. Ay anneciğim ya, mızmızlanma lütfen. Bekle ben şimdi hemen hemşireyi çağırıp geleceğim. Nasıl yaparsın bunu? Zeynep benden nasıl kaçırmaya kalkarsın? Sakın bana bir daha yalan söyleme. Bütün oklar seni gösteriyor. Adnan Bey. Adnan Bey falan deme bana. Sana geldim, kızımı sordum. Sen de ertesi gün Zeynep'i benden kaçırmaya kalktın. Bak. Ya şimdi hemen bana gerçeği söylersin. Ya da ben öğrenirim. Öğrendiğimde de bedelini çok ağır ödersin. Ya sen iyi bir insansın. Niye böyle yapıyorsun? Seni yanlış tanımış olamam. Sen bir çocuğu babasından ayıracak kadar vicdansız olamazsın. Zeynep'in annesi yok. Babası da mı olmasın? Zeynep'in annesi benim.
Anneciğim ne oldu? Niye ağlıyorsun? Bir şey yok. Ya sen benim yüzümden gidemedin ya, ona sinirlerim bozuldu biraz. Ya anneciğim aşk olsun, bunda ne var bu kadar üzülecek? Ayrıca senden önemli mi? Tolga kusura bakma. Arayamadım, hastanedeyim. Damla rahatsızlandı. Portoparan yakın hastaneye geldik. Anne ne oluyor? Kim bu Adnan Bey ya? Dün okulda, bugün havaalanında. Ne dedi de seni bu kadar üzdü? Bu saatten sonra istese bile inkar edemez. Adnan sakin ol. Sana daha önce de söyledim. Elimizde bir kanıt yok. Kızım anlattım ya. Anlamıyor musun? Adnan Bey'le alakası yok bu durumun. Ben sen gidiyorsun diye ne kadar üzüldüm, farkında değil misin? Anne yalan söylüyorsun. Adnan Bey'le aranızda ne var? Lütfen bana söyler misin? Neyse. Çıkmadan bir saat önce ararım. Gelirsin. Tamam. Zeynep ikide bir Adnan Bey deyip durma. Bak kalbini kıracağım. Zaten canım burnumda. İyi anne peki. Sakla sen benden gerçeği. Başka.
ben de birazdan. Ha Salih, bak dediğim yerde bekle. Sakın mahalleye girme, tamam mı? Ben de. Üf, hadi kapatıyorum, çıkıyorum ben. Hadi. Kızcağız kapıda kuş gibi kaldı. Dedem gelir de elini öperim diye. Taş bile rüzgara boyun eğiyor. Sen nasıl durabiliyorsun böyle? Bütün gece uyuyamadım. Zeynep dönsün gideriz dedi. Giderler tabii. Dar ettin evi insanlara. Babamın bir suçu yok anne. Kaşık kadar evde yaşıyoruz. Alt alta üst üste kolay mı? Hemen bağırıp çağırmaya başlıyorsun. Bunlar senin düşmanın mı? Biri kızın, biri torunun. Zeynep'in hiç başını bile okşamıyorsun. Kızına hal hatır sormuyorsun. Giderler tabii. Neden kalsınlar? Ben ölmedim daha Necmiye. Benim haberim olmadan kimse burada kafasına göre çıkıp gidemez. Tamam? Hasan Efendi iki boğazı doyuramadı dedirtmem ben helalime. Ne yapacaksın? Odalara mı kilitleyeceksin yine? Kilitleyeceğim. Sen menger olacaksın. He? Erkeklerde aşk nefisnesi yetmedi. Bir de Kıbrıslara gidiyor hanımefendi. Gitsin bakalım. Gitsin. Elbet dönecek. Elbet. Deli deli konuşup beni günaha sokma. Namusunu düşündüğün kadar evladını da düşün, evladını. Akıllı usta duracaklar Necmiye. Ha, işlerine gelmiyorsa işte o zaman ne el alemin lafını dinlerim ne de seninkini. Eğer kapının önüne koymazsan da namerdim. Orada dur bakalım. Ben çocuklarımı kapının önüne koyasın diye doğurmadım. Necmiye! Ahlaksız olanın bu evde işi yok Necmiye Hanım. Benim kızım hiçbir ahlaksızlık yapmadı. Başımıza ne geldiyse yapmaz dediklerimizden, yapmaz demelerinden geldi. Haberin yok. O da alev gibi el mi olsun? O orospunun adının bu evde anılmayacağını söylemedim ben. Alev deme anne, alev deme. Ben bugüne kadar sana olan korkumdan sustum. Ama burası susmuyor Hasan. Sen susturabiliyor musun kalbini? Bağırıp çağırıyorsun, susturabiliyor musun kalbini? Benim alev diye bir kızım yok. Yok ulan yok! Artık Damla diye bir kızım da yok. Ne Hasan? Yok demeyle yok olsaydı eğer. Gerçeği duyunca evlere sığamazsın böyle. Kaçarsın. Sokaklarda, köşe bucakta ağlarsın. Ben seni tanımıyor muyum? Hasan, ben seni bilmiyor muyum? Nasılsınız Damla Hanım? Ben iyiyim. Ya şu bitmeden çıkarsak olmuyor mu? Üf anne, yeter artık. Serum bitene kadar misafirimizsiniz. Hadi bakalım küçük hanım. Annenizi yalnız bırakalım da dinlensin biraz. Tekrar geçmiş olsun Damla Hanım. Hadi Zeynep'ciğim. Zeynep. Bana bir bardak su getirebilir misin? Tabii anneciğim, getiriyorum onu. Adnan Bey, bu yaptığınız çok saçma. Neden korkuyorsun? Bir şeyden korktuğum yok. Beni neyle itham ettiğinizin farkında mısınız? Damla, ona senin babam benim diyecek halim yok. Merak etme, sadece konuşmak istiyorum. Ya niye ısrar ediyorsunuz? Ben kızımın aklının karışmasından korkuyorum. Anne.
yolu.